Arkadaşlar merhaba. Güvenlik tedbirleri dersimizde sizlerle birlikteyiz. Bu dersimizi iki bölüm halinde çekeceğiz arkadaşlar. Birinci bölümümüzün konuları devriye hizmetleri, nokta hizmetleri, eşkal tarifi, not alma, rapor yazma, tutanaklardan bahsedeceğiz. Bu konuları anlatacağız ilk partta arkadaşlar. Devriye hizmetleri, devriyenin tanımı, amacı ve önemi. Devriye kelimesi Orta Çağ Fransızında çamur veya kirli suda yürümek, gezinmek veya kürek çekmek anlamında kullanılan bir kavramdan türemiştir. Özel güvenlik hizmetleri literatürü içerisinde ise genel güvenliği korumak, suçluları işlenmesinden önce önlemek, işlendikten sonra müdahale etmek, vatandaşlara yardımcı olmak ve yasalara uygun olarak mesleki anlamda kendisine verilen diğer görevleri yapmak üzere sorumluluk bölgesinde gezerek görev yapan personele devriye personeli diyoruz. Devrenin görev yaptığı sorumluluğuna verilmiş sınırları belli olan hususi yani özel bir bölgeye devriye bölgesi. Devriye bölgesi içerisinde yetkili amir tarafından önceden yapılan plan gereği sınırlar tespit edilmiş bir yol haritasına devriye güzergahı söz konusu bölgede devriye personeli tarafından yapılan faaliyetlerde devriye görevi diyoruz arkadaşlar. Kavramlar bu şekilde. Gelişmiş ülkelerde polisin hizmet verdiği alanlar içerisinde en fazla personelin istihdam edildiği alan devriye hizmetleridir. Amerika'da %65, Kanada %64, İngiltere'de %56, Avustralya %54, Japonya %40, Türkiye'de ise %30 oranında. Kararlı görev bölgesinde kolayca ve sıkça görülen ve hareket yeteneği yüksek olan bir devriye sistemi suçlunun güvensizlik duygusu ve yakalanma korkusunu artıracaktır. Toplumdaki emniyet ve huzur ortamının oluşması, sağlamlaşması ve devriyeye olan güvenin yüksek bir seviyeye çıkması konusunda çok büyük rol oynar. Devriye. Bu rolün yerine getirilmesinde devriyenin çok fazla çaba harcamasına gerek kalmadan sadece kendisini göstermesi, üniform olarak varlığını hissettirmesi yeterlidir. Devriye çeşitleri yaygın olarak kullanılan devriye çeşitleri şunlardır. Yaya devriyesi, otomobil devriyesi, motosikletli devriye, sahil devriyesi, atlı devriye, köpekli devriye, bisikletli devriye. Devriyeler ayrıca hareketli devriye ve sabit devriye olarak da sınıflandırılmaktadır. Hareketli devriye belli bir alanda veya yaya veya motorize olarak görev yapar. Yaya hareketli devriyelerin görev alanları genelde oldukça sınırlıdır. Yaya olması nedeniyle kontrolü kolay ve küçük bölgelerde görev yaparlar. Görev alanları genelde insan yoğunluğunun fazla olduğu pazar, alışveriş merkezleri, iş ve sanayi bölgeleri ve eğlence mekanlarının bulunduğu yerlerdir. Sabit devriye ise devriye görevlisinin belli bir zaman, belirli zaman ve durumlarda geçici olarak sabit hizmet ile görevlendirilmesi şeklinde yapılır. Toplantı, spor karşılaşmaları, sahne gösterileri örnek olarak verilebilir. Devriye yöntemleri planlı devriye, olağan yani rutin devriye, dairesel devriye, geri dönüşlü devriye şeklinde 4 tane. Planlı devriye yetkili amirler tarafından önceden belirlenip devriye personeline uyması istenen belirli güzergahlara bağlı kalmak üzere çıkarılan devriye yöntemidir. Olağan yani rutin devriye, devriye görevinin bir plan ve programa bağlı kalmadan devriye bölgesinin rastgele gezilmesidir. Dairesel devriye, devriye alanının tahmini merkezden içeriden dışarıya ya da dışarıdan içeri dairesel halinde yapılmasıdır. Geri dönüşlü devriye, devriyenin kritik bölgelerde veya kontrol ettiği bölgenin tekrar kontrol edilmesidir. Devriye hizmetlerinin amacı görev bölgesinde çalışanların veya halkın can ve mal emniyetini korumak, suç için elverişli ortamı azaltmak, suç işleme eğilimi ve niyetinde olanlara karşı caydırıcı olarak güvenlik ve emniyeti sağlayarak meydana gelebilecek suçları engellemek, görev alanı içinde işlemiş veya işlenmekte olan suçlara müdahale etmek ve derhal genel kolluk kuvvetleri bildirmek, şüphelileri yakalamak, olay yeri ve suç delillerini muhafaza etmek. Yardım gereken hallerde yardıma muhtaç kimselere yardım etmek, lüzum halinde ilgili kurumlara bilgi vermek, görev alanında şüpheli kişi ve olayları gözlemek, suç ve suçlularla mücadele etmek, aranan şahısları yakalamak, genel kolluğa teslim etmek, kendisine kanunlarca verilmiş olan yetkilere dayanarak insanların huzuru ve güvenliği için konulmuş kuralların uygulanmasını sağlamak, kanunların kendisine verdiği diğer görevleri yerine getirmek. Devriye öncesi hazırlık, psikolojik hazırlık, kurumsal politika ve prosedürlerdeki değişimleri takip etmek, görev ile ilgili yürürlükteki yargı kararları, kanunlar ve diğer düzenlemelerle ilgili bilgilerini tazelemek ve geliştirmek, devriye iş performansını olumsuz yönde etkileyen şu hususlardan kaçınması gerekir devriyenin. Kendini dışlamak ve diğer personelle ilişkiyi kesmek, paranoyak olmak ve bütün insanları şüpheli veya suçlu olarak görmek, toplumun normal bir parçası olmaktan kaçmak, başarılı olma konusunda endişeli olmak ve saplantı içerisinde bulunmak. Bunları sergilememek gerekir. Zihinsel hazırlık mesaiye başlamadan devriye personeli izinli dönem ile görev sürecini birbirine karıştırmamalı. Olay, tavır, düşünce ve ruh haliyle buna hazır olmalıdır. Aranan kişiler hakkında kolluktan bilgi temin eder. Devriye çalıntı ve kayıp araçlar bülteni veya listesini temin eder. Gerekli hallerde amirler tarafından görev öncesi bilgilendirme toplantısı yapılır. Bir önceki devriyeden son duruma ait bilgi ve raporlar alınıp incelenir. Görev için gerekli malzemenin tam ve eksisi olmasına
eksiksiz olmasına özen gösterilir. Devriye bölgesinde daha önce meydana gelen olaylar ve işleyiş hakkında bilgi alır, mevcut sorunlu alanlar ile ilgili bilgi alır. Fiziksel hazırlık, devriye öncesi fiziksel hazırlık iki unsuru içerir. Devriyenin dış görünüşü ve görev esnasında taşıması gereken kişisel araç ve gereçler. Devriye personelinin dış görünüşü saçlar taranmış ve yüz tıraşlı olmalı. Üniforma temiz ve ütülü olmalı. Aksesuarlar temiz ve parlatılmış olmalı. Kötü görünüm, vücut kokusu, kirli el ve tırnaklardan kaçınılmalı. Görev bölgesinde veya devriye aracı içerisinde uyumak veya uygunsuz bir şekilde oturmaktan kaçınılmalıdır. Devriye personelinde bulunması gereken araç ve gereçlere bakalım. Mevsimine göre kıyafet, not defteri ve kalem, kelepçe, düdük, el feneri, cop, silah ve mühimmatı, görevle ilgili ihtiyaç duyulabilecek malzemeler. Devriyelerin dikkat edeceği hususlar, devriye görevleri üniformalar yapılır. Devriye görevi. Devriye görevleri en az 2 kişiden oluşur ve görevin gerektirdiği tesisatlara sahip olarak göreve çıkılır. Devriye hizmeti belli bir güzergaha ağır adımlarla yapılır. Güzergahta yürüyüşlerde ani dönüşler yapılarak gözetlenip gözetlenmediğini kontrol eder. Devriye görev bölgesinde yüksek seviyede görünür olmalı. Tehlike anında her an müdahale edebilecek şekilde dikkatli olmalıdır. Meydana gelmiş bir olaya telaş veya tereddüt göstermeden her an müdahaleye hazır olmalıdır. Devriye personelinin fiziki görünüşü düzgün olması gerekir. Devriye personelinin çevresiyle ilgili olmalıdır devriye personel. Devriye personeli çevresiyle iyi iletişim kurmalıdır. Devriye personelinin kuvvetli hafızaya sahip olması gerekir. Devreye giren çıkan kişiler gözlemler şüpheli durumlara müdahale eder. Devreye çıkan görevler görev bölgesini iyi tanımalı zorunlu olmadıkça sorumluluk alanları terk etmezler. Devreye çıkan görevler görev bölgesini dediğimiz gibi iyi tanıması gerekir. Devreye çıkan görevliler dediğimiz gibi görev bölgesini iyi tanımalı, görev bölgesini kontrol altında tutacak şekilde görev yapmalı. Gerekli olabilecek telefon ve diğer bilgileri yanında bulundurmalı. İyi bir izleyici ve gözlemci, aynı zamanda aktif bir dinleyici olmalı. Çevresine duyarlı olmalı, çevresine karşı şüphe çeken tavır ve davranışlara karşı tedbirli olmalı. Devreye çıkan görevliler vatandaşların veya çalışanların desteğini ve katılımını sağlamalı. Devriye görev esnasında uygunsuz davranışlarda bulunulmaz. Devriye görevlisi daima kibar ve nazik olmalıdır. Yaya devriyenin dikkat edeceği hususlar, yaya devriye ekibi iki görevliden oluşur ve kıdemli personel ekibin sağında durur. Devriye görevi esnasında kısa duraklamalarla etrafı kontrol etmelidir. Her zaman aynı güzergah kullanılmaması gerekir. Dükkan veya binalardaki camların kırık olup olmadığına dikkat edilmeli. Kapı içi veya girişlerinde dolaşan kimseler gözlenmelidir. Elektrik, su, hava gazı şebekeleri kontrol edilmelidir. Bir iş merkezinde görev yapan devriye görevlisi hırsızlık yapanların muhtemel giriş ve çıkış yerlerini öğrenmeli. Alarm sistemleri hakkında bilgiye sahip olmalı. Açılış ve kapanış saatlerinin kontrolünü yapmalı. Çalışan kapıcı ve iş yerinin bakımından sorumlu kişileri tanımalıdır. Devriye görevini yürütürken durdurma ve kimlik sormanın amacı suç işleme eğiliminde olan kişileri caydırmak, suçları olmadan önlemek, olay sonrası suç failini yakalamak, yasalara saygılı diğer bireylere güven vermek. Devriyenin görevleri, önleyici görevleri, koruyucu görevleri, yardım görevleri ve adli görevler olmak üzere 4 tane. Önleyici görevler, sorumluluk bölgesinde kamu düzenini bozucu eylemleri engellemek ve suç işleme potansiyelindeki şahıslara karşı caydırıcı çalışmalarda bulunulmasıdır. Üniformalı devriye görevlisi güvenlik hizmetinin temelidir. Mahallede suç işleme eğilim ve niyetinde olanlar ile potansiyel suçlular üzerinde etkilidir. Koruma altındaki halk üzerinde olumlu etki bırakır, güven duygusunu artırır. Okul, fabrika, sinema, alışveriş merkezi gibi halkın yoğun olduğu bölgeleri sürekli kontrol eder. Hava, deniz, kara gibi toplu ulaşım araçlarının durak ve bilet satış noktalarında asayiş ve düzen sağlanmasına yardımcı olur. Devriye bölgesindeki olağan dışı faaliyetler hakkında araştırma yapar. Bölgesindeki sorunlu yerler hakkında öncelikli kontrolleri yapar. Kendilerine yapılan herhangi bir çağrıya öncelikli olarak cevap verir ve olay mahalline hızlı bir şekilde intikal eder. Görev bölgelerinde oluşabilecek uyuşturucu maddelerle ilgili suçları, kaçakçılık ve küçüklere karşı laf atma, sarkıntılık gibi suçları kontrol eder. Görev yaptıkları tesislerdeki donanımları yani jeneratör, anahtar, kapı, pencere, kamera gibi şeyleri kontrol eder. Koruyucu görevler, sorumluluk bölgesinde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için tedbirler almaktır. Görev sahası içerisindeki kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamak, görev alanında bulunan tesisleri kollamak ve korumak, gerçekleşebilecek doğal afetlerle can ve mal emniyetiyle ilgili koruyucu önlemleri almak, suça konu olan eşyalara el koymak ve zapt edilen suç eşyalarını genel kolluk görevlilerine teslim etmek. Görevli olduğu sosyal etkinliklerde yani toplantı, konser, düğün, cenaze, spor, karşılaşması gibi etkinliklerde gerekli önleyici ve koruyucu önlemleri almak, görev mahallinde zararlı olabilecek ilgisiz kişileri bölgeden uzaklaştırmak, ağır ve bulaşıcı hastalıklarla ilgili gereken tedbirleri almak, ilgilileri bu konuda bilgilendirmek, sabotaj yapılabilme ihtimali olan yerleri kontrol etmek, suç işlemeye müsait ve suça meyilli olan şüpheli kişileri gözlemlemek, seyyar, satıcı, pazarlamacı ve benzer kişilerin durumlarını kontrol etmek,
Olay yerini korumak ve mevcut delilleri muhafaza etmek. Yardım görevleri, görev alanında yardım isteyenlerle yardıma muhtaç olan kişilere yardım etmek, ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirmektir. İlk yardım hususunda bilgi sahibi olmak, kaza, yangın, doğal afet gibi olağan dışı durumlarda insanlara yardım etmek, yardım isteyenler ve yardıma muhtaç olanlara yardım etmek, bunları ilgili kurumlara yönlendirmek, kendisini sevk ve idare edemeyeceklerle mağlul ve acizlere, kaybolmuş ya da yardıma ihtiyaç duyan çocuklara yardım etmek, kaybolan, yer soran ve benzeri zorunlu isteklerde bulunan vatandaşlara yardım etmek, sokaklarda gezinen veya ikametini tarif edemeyen insanlara yardım etmek, adres ve ailelerinin bulmasını temin etmek. Adli görevler, sorumluluk bölgesinde meydana gelen adli olaylarla ilgili yapılan faaliyetlerdir. Suçla karşılaşılan devriye suça el koyar, suçun devamını engeller, şüpheliyi tespit ederek yakalamak ve genel kolluğa teslim eder yakalayarak. Olay mahallini muhafaza ederek iz ve delillerin kaybolmasına veya değiştirilmemesi için tedbirler alır. Sorumluluk bölgesinde haklarında yakalama, tutuklama veya mahkumiyet kararı bulunan kişileri yakalamak ve bu şahısları genel kolluğa teslim etmek. Aramalar sırasında suç teşkil edecek veya delil olabilecek nesnelere el koymak ve genel kolluğa derhal bildirmek. Görev bölgesinde şüpheli cisim veya cisimlerin tespiti halinde gerekli tedbirleri almak ve genel kolluk kuvvetlerine haber vermek. Telsiz konuşmasında dikkat edilmesi gereken temel kurallar, mesajlar mümkün olduğu kadar kısa, açık, anlaşılır cümlelerden oluşmalı. Anlaşılması zor isimler alfabeye göre kolay anlaşılacak şekilde kelimelerle kodlanmalı. Telsiz sesi fazla açılmaması gerekir. Kendi duyabileceği ses ayarında olmalı konuşanın. Konuşmalarda çağrı karşı tarafın kod numarası belirterek yapılır. İsim rütbe kullanılmaz. Bir kanaldaki konuşmaları birden fazla kişi farklı telsizlerden aynı anda dinleyebilir. Telsizin baş konuşma dalına basılarak kanala girilip konuşma yapılır. Gizli konuşmalar, çok önemli olaylar telsizle söylenmez. Konuşması biten istasyon karşı tarafa konuşmasının bittiğini bildirmek amacıyla tamam diye bilgi verir. Ayrıca kanal ve gruba bağlı farklı telsizlerden aynı anda birden fazla çağrı, yani konuşma yapılamaz. Nokta hizmetleri. Noktanı tanıma. Güvenlik hizmeti alan kişiyi veya alanı korumak ya da tesisin hassas ve kritik bölgelerine suçu engellemek, suçluları takip etmek ve yakalamak, bu bölgede yardım isteyenlere ve yardıma muhtaç olanlara yardım etmek amacıyla kurulan her türlü güvenlik tedbirini alınıp özel güvenlik görevlisinin konuşlandırıldığı yere nokta sabit ve üniformalı olarak yerine getirilen göreve de nokta görevi diyoruz. Nokta kurulabilecek yerler, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydanlar, parklar, alışveriş merkezi, istasyonu, iskele, mali, sanayi ve ekonomik tesisi önü ve civarında, hassas ve kritik yerler, koruma hizmeti sunulan bina ve tesislerin çevresi, potansiyel suç riskinin yüksek olduğu yerler, dış misyon temsilcilik binalarının önünde hakkında koruma kararı alınan kişilerin ikamet ettikleri bina önünde, toplantı, spor karşılaşması, sahne gösterileri gibi yerler. Nokta, silahlı saldırılara karşı ve kötü hava koşullarına karşı dayanıklı olmalı, yeterli aydınlatma tertibatı bulunmalı ve yaya ve araç trafiğini kontrol edebilecek yerde kurulmalıdır. Nokta görevlisinin görevleri ve özellikleri, görev alanına izinsiz girilmesine müsaade etmez, korunan bölgeye zorla girmeye çalışanları engeller, koruduğu alanda bulunan insan ve araçları tanır, gelişen olaylardan amirine veya amiri konumundakine bilgi verir, suç işleme şüphesi altında bulunan kişileri gözlemler, nokta görevi ifade eden personel görev yaptığı yerin çevresinde meydana gelen hadiseleri takip etmek, suç unsurlarını belirlediğinde yetkili genel kolluğa bildirmekle yükümlüdür. Nokta personeli nokta içerisinde ziyaretçisini alıp ağırlayamaz, görev yerini terk etmez. Terk etmesi gerektiğinde amirini bilgilendirmek suretiyle gerekli iş ve işlemleri yürütür. Nokta görevlisinin dikkat edeceği hususlar, nokta görevlisi görev yerinden ayrılamazlar nokta görevleri. Nokta görevlisi nokta yerinden en fazla 20 adım ayrılmalı, daha uzağa gitmemesi gerekir. Nokta görevlisinin kılık kıyafeti düzgün ve tam tesisat olmalı. Tesisatlı noktada görevlinin ihtiyaç duyacağı donanım, masa, sandalye, dolap, saat, telefon, silah dolabı, telsiz anahtar dolabı, el feneri, yangın söndürme cihazları, ilk yardım çantası, büro ve kırtasiye malzemeleri, silah ve bölgedeki hassas yerlerin telefon numaraları gibi malzemeler bulunmalıdır. Nokta görevlisi görev yeriyle ilgili tüm ayrıntıları, yani giriş çıkış ve hassas bilgiler, önemli yerlerin telefonunu, bunları bilmesi gerekir. Görev bölgesi dışında meydana gelen herhangi bir olayı ilgili yetkililere bildirmeli, görev yerini terk etmemelidir. Nokta civarına yaklaşan kişilerin davranışları izlemelidir. Görev alanında meydana gelen olayla ilgili zamanında müdahale etmeli, ilgililere bildirdikten sonra konunun takibi için bile olsa görev yerini terk etmemesi gerekir. Kontrol noktaları. Kontrol noktasının kavramsal tanımına bakalım. Güvenlik altına alınmış herhangi bir mevkiye, yani toplantı salonu, ikametgah girişleri, sinema, VIP salonu gibi yerler, kişilerin veya malzemelerin kontrol altında giriş çıkışlarını sağlamak amacıyla oluşturulan güvenlik noktasına kontrol noktası diyoruz.
Kontrol noktasının amacı güvenlik hizmeti sunulan yer içerisine girebilecek suçluların engellenmesi, şahıs veya ve eşya araması ile suç sayılabilecek maddenin ele geçirilmesi ve içeriye sokulmasına engel olmaktır. Kontrol noktasındaki güvenlik tedbirleri 3 aşamalı olarak yapılır. Ana giriş kontrol noktası. Bina ve tesisin sınırından içeri girişte kurulan kontrol noktasıdır. Burada araç ve kişi kontrolü yapılabileceği gibi yalnız araç kontrolü de yapılabilir. Bina giriş kontrol noktası. Korunan binanın giriş kapılarında kurulan kontrol noktasıdır. Burada binaya giren kişilerin beraberindeki eşyaların kontrolü de yapılır. Kritik alan giriş kontrol noktası. Bir bina içerisinde belli yerlere ve katlara girmeden önce elektronik güvenlik sistem ve cihazlarıyla yapılan kontroldür. Kontrol noktası çalışma esasları, koruma ve güvenliğini sağladıkları yerin çalışma saatleri göz önünde bulundurularak düzenlenmesi gerekir. Kontrol noktası içerisinde iletişim ve acil haberleşme sistemleri bulunmalı. Görevin yoğun olduğu yerlerde yardımcı güvenlik cihazlarından faydalanılmalı. Kontrol noktasında bulunması gereken araç, gereç ve ekipmanlar, ekstra cihazı, metal ve kapı dedektörü, yangın söndürücüler, kırtasiye malzemeleri, ilk yardım malzemeleri, yedek anahtarlar, silah dolabı gibi malzemeler bulunur. Hamile bayanlar, kalp birliği takılı olan şahıslar, kafatasında metal aparat takılı olan şahıslar sağlık yönden el ve kapı tipi de metal dedektöründen geçirilmemesi gerekir. Kontrol noktasından geçen ziyaretçilerin eşyaları kontrol edilmesi gerekir. Kontrol noktası görevlisi yaptığı kontrol esnasında ruhsatsız bir ateşli silahla silaha rastladığı zaman şahsı ve silahı muhafaza altına alıp genel kolluğa haber verir. Kontrol noktasında üstünü ve eşyasını aratmak istemeyen kişiye ısrar edilmez ve içeriye girişine de izin verilmez. Kontrol noktası görevlisinin özellikleri ve davranışları. Kontrol bulunan yerin güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan bir işlemdir. Kontrol yapılan yerde öncelikle görevli özel güvenlik personel güvenliği için gerekli önlemler alınır. Kişilerin üst ve eşya kontrolü ve araması teknik araçlar ve dedektörler kullanılmak suretiyle yapılır, elle yapılmaz. Kontrol noktasına gelen kişilere ön bilgi verilerek izlemeleri gereken yol ve yöntem hakkında bilgilendirilmeleri sağlanır. Kontrol noktası görevlisi kullandığı güvenlik sistem ve cihazlarını iyi tanımalı, bu işte eğitim almış olmalı, dikkatli ve duyarlı olmalı, işini severek yapmalı ve olaylardan çabuk etkilenmemeli ve kendinden emin olmalıdır. Kontrol noktası için özellikli şahıslar, değerli madde taşıyan kişiler, hasta ve fiziksel özürlü kişiler, yaşlı insanlar, çocuklar, diplomatik şahıslar, VIP şahıslar, kurumda çalışanlar. Değerli özellikli şahısların kontrolü bağlamında değerli madde taşıyan kişiler, bu şahısların kontrolü herkesin olduğu bir ortamda yapılırsa kişi başkaları tarafından hedef durumuna gelebilir. Bu nedenle bu kişiler kontrol noktalarının ayrı bir bölümünde kontrollerin yapılması uygun olur. Hasta ve fiziksel özürlü kişiler ve yaşlılar, özel ilgi isteyen bu kişilere sabırlı ve kontrollerde yardımcı olunması gerekir. Çocuklar başkaları tarafından kullanılabilecekleri düşünülerek sevgi ve şefkat içerisinde kontrole tabi tutulmalı, kontrollerin yapılması gerekir. Diplomatik şahıslar, VIP şahıslar, bu kişilere gereken yardım ve kolaylık sağlanarak duyarlı olunmalı. Kurumda çalışanlar çalışılan yerin hassasiyetine göre kontrol edilebilir. Kurumda çalışanlar ile iyi bir şekilde iletişim kurulmalıdır. Silah taşıma yetkisine sahip olanlar, kontrolün yapıldığı yere silahla girilmesi yasak ise silahları duruma anlatılarak kibarca istenir. Ruhsat ile seri numarası karşılaştırılıp bir tutanakla teslim alınarak çıkışta teslim edilir. Tutanak düzenlenmesi. Tutanak herhangi bir iş veya olay sonucu yapılanlara elde edilen bilgi, belge, duyum ve düşüncelerin bir düzen dahilinde yazılı hale getirilmesidir. Tutanağın bölümleri, tutanaklar başlık, giriş, gelişme, sonuç, tarih ve imza ve tarih ve saat ve imza olmak üzere 6 bölümden oluşur. Başlık, olayın mahiyetini belirtmek amacıyla tutanağın üst orta bölümüne büyük harflerle başlık yazılır. Giriş, tutanağın hangi konuda tutulması gerektiğini gösteren ve hazırlayıcı bilgilerden oluşan bölümdür. Olayın gerçekleştiği zaman dilimi, yeri ve olayın öğreniliş şeklinin belirtildiği bölümdür. Gelişme, olay veya yapılan işlemle ilgili kişilerin açık kimlikleri, olayın meydana geliş şekli, olayın ispatına yarayacak iz ve delillerle olay hakkındaki iddia ve beyanların yer aldığı bölümdür. Sonuç, tutanağın son tarafında tutanak olduğunu belirtilmesiyle bundan sonra tutanağın tamamlanmasıdır. Olayla ilgili alınan önlemlerle tutanağın tarih ve bitiş saatinin belirtildiği bölümdür. Tarih ve saat tutanak tanziminde olay ve tutanağın türüne göre tutanağın bitiş bölümünde tarih ve saatin yazılması gerekir. İmza, olay veya yapılan işlemde adı geçen müşteki, mağdur, tanık, zanlı, şüpheli gibi kişilerin isimleri ve unvanları yazılarak imzalar alınır. Tutanakta en az iki resmi görevlinin imzası bulunur. Şahıs tutanağı imzalamak istemezse imzadan imtina etti diye imza bölümüne not düşülür. Tutanak yazarken dikkat edilecek hususlar. A4 veya A5 kağıdına yazılması gerekir.
Tutanağın üst ortasına adı yazılır. Yakalama, el koyma tutanağı hangisi ise çeşidine göre. Suçun veya olayın ne şekilde öğrenildiği belirtilir. Olayın meydana geldiği yer ve zaman dilimi yazılır. Olay yeri sabit noktalar esas alınarak belirtilir. Tutanak tanzim edilirken olay yerinde bulunan iz ve deliller tespit edilip tutanağa geçirilir. Olayın mağdur, müşteki, tanık ve zanlıların kimlik bilgileri yer alır. Olayın tarafları veya tanık beyanları tutanağa geçirilir. Olaydaki detaylar bütün açıklığıyla yazılır. Olayda kasıt veya ihmalin olup olmadığını belirleyecek iz ve deliller tutanağa yazılır. Tutanak sonunda işlemin tutanak olduğu belirtilerek tutanağın düzenlendiği tarih ve saat yazılarak adı geçenlerin imzası alınır. Tutanakların ortak özellikleri. Tutanaklar olay veya suçun çeşidine ve niteliğine göre genel olarak şu hususları içermelidir. Tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar hukuken geçerli belgelerdir. Tutanakta olayın aydınlatılmasına yarayacak iz ve delillere, sanık, mağdur ve tanıklara ait bilgilerin açık olarak belirlenmesi, işlemin yapıldığı yer, tarih ve hazır bulunanlarıyla sıfatları mutlaka yazılması gerekir. Tutanakların başlık ve sonuç bölümünde tutanak oldukları belirtilmeli, sonuna düzenleniş tarihi ve bitiş saati yazılması gerekir. Tutanaklar düzgün, kısa, anlaşılabilir ifadeyle yazılmalıdır. Tutanakta suçun unsurları, cezayı artıran ve azaltan veya tamamen ortadan kaldıran sebepler olduğundan bu durumu çok iyi belirtilmesi gerekir. Birden fazla kullanılan kağıdın her sayfa altı mutlaka imzalanmalı ve sayfaların numaralandırılması gerekir. Tutanaklarda tek yüz kullanılır. Sayfanın arka lonu yazılmaz. Tutanaklardan silinti ve kazıntı yapılmamalı. Yanlış kelimeler üzeri çizilerek yanına doğrusu yazılması gerekir. Tutanağın yazımı sırasında kalem değiştirilmemeli. Ancak mecbur kalındığında da bu durum tutanak içinde belirtilmeli. İlgililerin adı, soyadı ve ünvanı yazılarak imza alınır. Tutanağın adli soruşturma safhası itibariyle hazırlık soruşturması bakımından anlam ifade edebilmesi için en az iki resmi görevli tarafından imzalanması şarttır. Tutanak çeşitleri: olay yeri inceleme ve tespit tutanağı, olay yeri görgü ve tespit tutanağı, tanık, mağdur, müşteki, ifade tutanağı, üst arama tutanağı, değer tespit tutanağı, yer gösterme tutanağı, ihbar tutanağı, suçüstü tutanağı, yangın yeri tutanağı, buluntu eşya tutanağı, ifade tutanağı, müracaat tutanağı, nöbet devir teslim tutanağı, arama yakalama el koyma tutanakları, teslim tesellim tutanakları gibi. Olay tespit tutanağı, olayın işlendiği yerin genel ve özel durumu ile suçun iz ve delillerin kaydı için tanzim edilen tutanaktır. Olay tespit tutanağı soruşturmanın temelini teşkil eder. Bu nedenle olay yeri titizlikle incelenir. Görevlilerin olay yerinde gördükleri iz ve delillerin tutanakta belirtilir. Yakalama tutanağı, olaya karışan sanık veya sanıkların yakalanması durumunda tanzim edilen tutanaktır. Tutanakta şahıs direndiği için zor kullanmışsa tutanağa yazılır. Yakalama sebebi belirtilir. Elde edilen delillerden bahsedilir. Yakalama esnasında şahıs yaralanmışsa da belirtilir. Arama tutanağı, olayın aydınlatılabilmesi için kişinin üzerinde, eşyalarında, aracında, konut ve iş yerinde yapılan aramalarda tanzim edilir. Suçüstü tutanağı, olay devam ederken eylemi gerçekleştiren sanık veya sanıkların yakalanmasında tanzim edilir. Teslim tesellim tutanağı, kontrol kapılarında olay yerinde el konulan suç unsuru, malzeme veya emaneti alınan kayıp ve buluntu eşyalarının sahibine veya genel kolluk görevlilerine teslimi esnasında tutulan tutanaktır. Evet arkadaşlar, örnek bir yakalama tutanağı var ekranda. 18.11.2012 günü saat 15 sıralarında Tosun Pazarlama bir nolu çıkış kapısında görevliyken diğer görevliler tarafından elektronik eşyalar bölümünde hırsızlık ihbarı yapılarak çıkış kapılarında müteyakkız bulunmamız istenmiştir. Saat 15.05 sıralarında kapıdan çıkış yapmakta olan ve çıkış kapısındaki dedektörün ötmesi üzerine aslen Manisa ve Yavaşehir ilçesinin nüfusuna kayıtlı Mustafaoğlu 1988 Alaşehir doğumlu Hatice Dikmen'in elinde bulunan poşetteki 2 adet Nokia marka cep telefonu ve 4 adet şarj cihazını ödeme yapmadan çıkarmaya çalıştığı görülmüş ve ödeme fişini ibraz edememesi üzerine eşyaların çalıntı olduğu anlaşılmış. Çalıntı olduğu anlaşılan malzemeler ve şüpheli şahıs görevli polis ekibine teslim edilmek üzere yakalanmış. Şahıs yakalama nedeniyle orantılı arama yapılmış olup şahsa İş bu tutanak tarafımızdan tanzim edilip okunduktan sonra imza altına alınmıştır. 18.11.2012 saat 15.05, 15.15 tarih saatte bitirdik. İmzalar isim, soyisim, ünvanlar şeklinde. En az iki kişi imzalıyor. İki tane özel güvenlik görevlisi, bir de ifadesi alınan kişi arkadaşlar, yakalanan kişi. Eşkal, kişilerin gözle görülebilen belirgin özellikleriyle birlikte ana ayırt edici özellikler olan alın, kaş, göz, burun, ağız, kulak, yanak, çene, yüz çizgileri, yüz şekli ve bunların kombinasyonlarından oluşan resimdir diyebiliriz. Eşkal, kişinin belirgin özellikleri tarif edilerek yapılan resimdir. Eşkal, olaya karışan kişinin tanık tarafından ayırt edici özellikleriyle ifade edilmesidir. Eşkal, kişinin boy, vücut ve renk gibi fiziki özelliklerin tanımlanmasıdır. Eşkal, mağdur, tanık veya görevli tarafından yapılan tanımlamaya göre çizilen robot resimdir.
İnsanların değişmeyen özellikleri çok uzun veya kısa boy. Belirgin sakatlıklar, fiziksel yapı, kekemelik, pelteklik, yavaş konuşma, sağlık, dilsizlik, ameliyat izleri, ten rengi, yanık izleri, gözlerde şaşılık ve benzeridir. Eşkal tarifinde belirtilecek özellikler cinsiyet, vücut yapısı, yüz yapısı, kafa yapısı, alın, kaş, burun, ağız, çene, dudaklar, kulaklar, eller, boy, kilo, göz rengi, saç rengi, ten rengi, kekemelik, sakatlık, topallık, saç kesimi, yüzde veya vücutta leke, ben veya çil gibi izler belirtilmesi gerekir. Rapor yazma. Herhangi bir iş veya olay sonucu yapılanları elde edilen bilgi, belge, duyum ve düşüncelerinden belli bir düzen dahilinde yazılı olarak bildirilmesine rapor diyoruz. Diğer bir tanımda ise görevlinin görevi esnasında gördüğü, bildiği ve meydana gelen herhangi bir durum ve olay hakkında üstlerini veya amirlerini bilgilendirmek üzere ortaya koyduğu belgeye rapor denir. Tüm raporlarda ne, ne zaman, nerede, neden, nasıl soruların cevabı alınır, aranır. Rapor türleri sözlü rapor, görsel rapor, elektronik rapor, yazılı rapor şeklinde. Raporlara ayrıca bilgi raporları, olay bildirim, gözlem raporları, ekspertiz yani uzman raporları olarak isimlendirilebilir. Rapor yazılmasına dikkat edilecek hususlar. Raporun hitap bölümüne raporun sunulduğu makam büyük harflerle yazılır. Raporlar okunakla anlaşılır ve düzgün cümlelerle yazılmalıdır. Raporlar uzun ve kapsamlı olabileceği gibi özlü ve kısa da olabilir. Raporlarda yazılarda silinti ve kazıntı yapılmaz. Raporlar kişisel düşüncelere yer vermeden önce raporlarda yargısız, objektif görüldüğü biçimde ve bilgiler tam ve doğru olarak yazılmalı. Raporun çeşidine göre gerekli olduğu veya istendiği durumlarda kendi görüş ve önerileri yazılması gerekir rapor tutanın. Raporu yazan kişinin adı ve imzası başlığın altında olmalı. Raporun yazılıp verildiği tarih, gün ve saat yazılır. Raporu veren kişi raporun sonuna imza bölümüne adını, soyadını, memuriyet ve görev ünvanını yazarak imzalaması gerekir. Rapor birden fazla görevli tarafından düzenlendiğinde müşterek rapor olduğu belirtilir ve her görevlinin adı, soyadı, ünvanı ve imzalaması gerekir. Raporlar genelde iki suret şeklinde tanzim edilir. Raporun bir sureti ilgili yere verilir, bir sureti de raporu yazanda kalır. Evet, örnek rapor var. Atıyorum Tosunlar Özel Güvenlik İzmir Grup Amirliği'ne. 18.11.2012 günü 20.08 saatler arasında görevli olduğum Aytı Plaza Ticaret Merkezi'nde 3. kat 132 nolu yerde faaliyet gösteren Tosun pazarlama girişinde saat 22.20 sıralarında kapı girişine zarar verildiğini fark etmem üzerine tarafından 155 polis imdat telefonu konu hakkında bilgi verilmiştir. Saat 22.30 sıralarında görevli polis ekibi saat 22.40 sıralarında da olay yeri inceleme ekibi intikal etmiş. Olay yeri inceleme ekibi yaptığı çalışmada kapı girişinde bir adet levye bularak delil torbasını koymuş, parmak izi çalışması yapmış ve karakollu ekibince tutanak tutularak olay yerinden ayrılmış olduğuna dair bu rapor düzenlenmiştir. 18.11.2012 saat 23.10. Tarih saatle bitirdik. Şimdi imza, ad, soyad, ünvan şeklinde. Not alma, görme, koklama, dokunma, duyma ve tat alma organlarımızla hafızamızda algılanan veya bir olay veya görevle ilgili ileride rapor veya tutanak tutmak için bilgilerin kısa ve öz olarak yazılı kayıtlara geçirilmesi de not alma diyoruz. Not almada amaç bir bilgiyi gözlemi ya da izlemini unutmamayı, ileride yeniden kullanabilmeyi sağlamaktır. Önemli olan ve anımsanmaması yarar sağlayacak noktalar nota denilmelidir. Yani unutulabilecek noktalar. Evet arkadaşlar, ilk bölümümüz buraya kadar güvenlik tedbirleri. Bir dahaki bölümde ikinci bölümden devam edeceğiz. Teşekkürler.